Evet abi, Rimworld'de en son nerede kalmıştık? Yani en son birazcık buralara bir çeki düzen vermiştik. Çok da aslında bir büyütemedik buraları. Şuraya yeni odalar falan attık. Tarım devam ediyor. Burada şu gördüğünüz iki arkadaş var. Aslında bu bölüm bunlara uğraşacaktık ya. Bunlar için bir tane hapishane yapacağız, böyle güzel ama lüks bir yer. Bir de hayvanlar için bir yer yapacağız. Hayvanlar için öncelikle saman ekmemiz gerekiyor. Saman için de şuradan bir zemine girelim. Şu zeminden saman, aslında büyük bir alan da lazım olabilir bu samana ya. Yani şurayı var ya, full alan da yok ki arkadaş tarım yapacak. Bak şurayı bir yap. Şurayı bir ayrı yapın. Bunlar hep saman olsun. Şurası da ayrı bir saman için bir yer olabilir. Ha, bu kıyafetlerden, atamalardan, bak kıyafetleri yönet demişsiniz. İşçi. İşçi. İşçilere aynen sadece armorları giymesinler yeter ya. Armor giymiyor bu, tamam mı? Şapkaların hangilerini giymiyormuş? Ha, bu birazcık da savaşçı tarzı olan şeyleri giymiyorlar yani. Gaz maskelerini giysin ama ya. Şimdi işçi diye de ne yapsın, zehir var diye ölsün mü adam? Armorların hiçbiri yok. Şu normal kıyafetler var. Çantalara izin vermemiş. Onlarca her şey izni var. Güzel. Bu işçi olanlar tabii ki de Mukim ve Alperen. Abi siz ikiniz işçisiniz yani. Zırhları mırhları artık çıkartırsınız değil mi? Şimdi şuraya bir hapishane için. Bak bu zemini araştırıyordum ben. Onu ben araştırdım mı? Ha, hala araştırmamışlar. Şuraları inşaat yapamıyoruz ya. O inşaatları yapmamızı sağlıyor. Bu arada buraya 3, 4 tane şey düşmüş. Bunları bir açtıralım bakalım ne çıkacak ya. Evet, burada Can ve Batuhan'ın da bacak, ayak istekleri falan var. Çünkü Can'ın sağ ayak patlama yarası falan varmış sağ ayağında. Sağ ayak orta parmağı kesilmiş. O yüzden hareket etmesi %40. Yani buna bir sağ ayak ve sol bacak mı lazım? Sol bacak değil de sağ ayak lazım abi. Bayağı etkisi %87 diyor. Batuhan, senin neyin var? Sen de akciğer mi bekliyorsun? Sağ kol. Yani senin de sol kol gitmiş. Ha, sağ bacak ısırılmış. Onlar olur ya, öyle şeyler. Alacalı, sen iyi gibisin ya. Şunları bir atsana bir bakalım neler düşüyormuş. Umut da gelmiş. Güzel. Selo, sen de şunu açarsın. Hop, Umut şunları taşı da. Aldın şu an, üzerine aldın değil mi onu ya? Sen de şu bileşeni al. Şu bir açsın bakalım. Bekle bakalım alacalı. Selo birazcık zor açıyor. Selo. Şunlara bak, taşı. Tamam mı? Selo, sen de şu altınları taşı. Tamam, bunları sonra getirirsiniz zaten. 233 tane çelikle gümüş var. Şimdi iki tane odanın heykeli yok hocam. İki tane odaya. Bir tane heykel yapıyor zaten. Tamam, bir tane daha yapıyor. İki odanın heykeli de çıkıyor. Bizim şimdi şuraya bir planı atmamız lazım. Planlar. Buraya nasıl bir hapishane atabiliriz? Şimdi öncelikle burada şöyle bir koridor olsa. Koridoru da kapatamayacağız çünkü buradaki şey var ya, sıcak hava veriyor ya arkaya. Oraya sıcak hava verecek. Şöyle duvarı olacak. Tamam mı? Duvar şuraya kadar geliyor olsa. Hapishanenin büyük bir alanda olması lazım maalesef. Çünkü yoğun kullanılacak yani. Şöyle bir boyutu olsa hapishanenin nasıl olur? Ya burayı mesela bak, bunların odalarını yapsam. Şuraya da şöyle ne bileyim oyun şeyleri falan koysam. Bunlar çıkıp onları oynamıyor mu ya? Böyle bir mod yok muydu? Sıkıntı olmaz. Şurayı da şöyle kesip burayı da ayrı bir oda yaparım da. Şöyle kesip burayı da iki tane oda yapabilirim. Bu büyüklük iyi abi ya. Bizde ne var şu anda? Kalker var değil mi? Aynen. Burası o zaman atılmaya başlansın şöyle kalkerden. Şu ikisini de buradan taşıyacağız. Bunları da yıkmamız gerekiyormuş ha. Taşınmıyor bunlar. Peki geyiği yaralı kartalımız ne durumda? Kalan direniş 15. Şurada iki kişi vardı. Bunlar hala burada yatıyorlar. Ha, diğeri kalkmış mı? Yoksa ölmüş mü? Ölmüş. Bunları yani bu hapishane atılmadan bunları çıkartamıyoruz maalesef ya. Şu hattı da biraz ileriye taşıyacağız. Artık yapacak bir şey yok. Yani yan tarafına şuraya taşıyabiliriz yani. Alacalı, bir egzotik mal tüccarını bir ara bakalım. Egzotik mal tüccarı, sende yeşim taşı var mı ya? Sende altın var diyorsun. Yeşim taşın yok. Aa, bizdeki şu tahta ayakları istiyor, bak ver hepsini gitsin. Bize şimdi ne lazım biliyor musun? Altın lazım. Onun için de bak, bizde kaç altın var şu anda? 305 tane altın varmış abi, çok iyi. Bana 195 tane versen, uf, fena bir para istiyorsun ya. Bak ben sana 200 tane kahve veriyorum. Sen bana şimdi 1000 gümüş ödüyorsun ya. Sen bana o 1000 gümüşü, bileşenimiz var mı? 37 tane bileşen var. Bileşen iyi ama şöyle bazı bir bileşen alalım. Tavukları mavukları alacağım da işte bir çiftliği bir atayım. Şöyle bir altın da ver biraz. Biraz da altın stoklayalım. Güzel, bak buralar atılmış. Buralara hemen bir bölgeden şöyle saman, nerede saman? Buraya da bir saman. Bir de şurada vardı. Aynen tam şurası bak. Azıcık bir alan ama olsun. Bir de buraya saman. Güzel. Vallahi deli gibi kazıyorlar ha şu anda. Şunlara bak. Herkes buraya odaklanmış durumda. Alperen ne yapıyorsun? Sahada yemek tüketiyorsun. Nerede tüketiyorsun? Heh. Yedin mi? Şuraları bir temizle be. Hop, bir toptancı geldi. Noko, senin sosyallik 0.20 değil mi? Doğru, sen sadece selamlaşıyordun milletle. Yani Batuhan senin de çok farklı sayılmaz. Doktor tripte şu anda. Eşil gel bakalım Eşil, şu toptancıyı bir ara. Senin de işini böldük ama kusura bakma. Ya odun var ya, odun ciddi bir ihtiyaç ya bizim için şu anda. Yok yani odunumuz yok. Senden de bileşen alacağız artık. Sana da
Yani kahveler nerede? Artık tam bir kahve şeyi olduk ya. Kahve ve çay ihracatı yapıyoruz ya. Yani. Paramız da iyi artmış ha. 2000 gümüş olmuş yani. Biraz daha geldi. Oğlum şunları bir yıkın la. Eşir sen yıkabiliyor musun? Şunu bir boz. Bir grup donkeyler geldi. Donkeyler kardeşim kaç kişiler? 3 kişiler mi? Ya bunları da gidip almamız gerekiyor ha. Abi bunlara o zaman şu pen denen noktadan bir şurayı bir atalım. Nerede o? Şundan attığım zaman. Bunlar bunun çevresine mi takılacaklar yani? Buna illa bir çit atmam gerekiyor mu yani? Şurası bir hoş oldu ama ya. Bak şurası güzel. Ya buraya normalde altını şeyden arıyorum abi. Altından heykeller falan atacağım böyle. Yani altımızda giymeye don yok. Altından heykel atıyoruz ama. Burası görgüsüz bir yer ya. Bak güzel. Güzel. Şimdi şunlar yıkıldı. Tamam mı? Hemen buradan yapıdan. Bunların odalar için. Arduvazdan da normalde odaların şeylerini atabilirim de. Yok kalkerden atayım ya. Şimdi kalker kolay bulunuyor. Arduvaz neyse daha az çıktı. Şimdi şuraya şöyle atacağız. Burası ortası çok geniş oldu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5'lik koridor mu olur lan? Ortayı ne yapabiliriz? Biraz daraltsam mı? Şuraları atmışız artık. Bir kare daraltsam. Tamam mı? Şuradan kesip şöyle. Ya da dursun ya. Bunları bir kare fazladan büyükten oda versem. Bu taraf birazcık o zaman da şey olacak. Daralacak. Neyse böyle devam devam. Hop toptancı geldi. Can şunları çıkar ya. Allah pardon. Pantolonunu çıkarttırdık yanlışlıkla. Ya bir anda şurası bir garip oldu yani. Düşman saldırdığında nereden geçeceğini bilemeyecek. Onu da şuraya yan tarafa taşıyacağız. Şimdi bunlara hapishane kapısı var abi bak. Jail door diye. Hapishane kapısından atacağız bunları. Kalker hapishane kapısı şuralara. Sonra buralardan bir güç kablolarını tabii ki de geçirin şöyle. Güzel sonunda buraların ışığı geldi. Fena bir arduvaz çıktı buradan bu arada. Ne oldu? Oo sıcak hava dalgası ha. Sıkıntı. Pasif soğutucuyla artık birazcık idare etmeye çalışacağız. Nerede? Şu bu arada ben bu pen noktasını attım. Bizimkiler bu eşekleri getirdiler mi? Getirmediler değil mi? Nerede bu eşekler? Nerede abi? Bizim şu hayvanları getirsenize. Alperen. No exclosed pen. Allah Allah. Bunun çevresinin mi kapalı olması lazım? Ben buraya kervan noktası attığımda oraya getiriyordunuz ama. Bak hemen atayım bak mesela. Şuraya bir kervan noktası attım. Oraya getirebilirler şimdi onu. Şimdi getireceksin kervan noktasını. Neyse kapatacağız çevresini. Kapatacağız. Az sabır. Güzel. Bu araştırma bittiğine göre. Şimdi renkli ışıklar diye bir araştırma var mı ya? Aynen 300'müş abi. Ver bunu. Sağlam bir oduna ihtiyacımız olacak. Ya da bambuya artık neyse. Bak gördün mü bak bunlar buraya artık takılı kaldı. Şimdi ayrılamıyorlar mı? Zamanla ayrılıyorlar mı? Çit olmayınca da. Oo bak burası ısındırıyor mu peki içeriği? Şurası 90 derece abi. Buralar 34 derece. Ya içeride çok bir sıkıntı yok ya. Sıcak hava dalgası çok içeriği vurmadı gibi yani. 28 derecelerden falan bir şey olmaz. Odalar falan normal. Buralar iyi götürüyor şu anda. Ah bak bu 44 derece burası işte. İşte bu burada perişan olur. Hemen buraya bir tane pasif soğutucu. Baton yapabiliyor musun? Hemen. Etkisini göreceğiz mi şimdi? Bak nasıl düşmeye başladı. Aşırı düşürmese de olur ya. 30'a kadar düşürse yeterdi bizim için. Aa iyi bak 20'ler. Tamam. Gayet. Oğlum 17 ne yaptın lan? Donacak adam içeride. Sıcakta uyuyorum diyordu. Birazdan soğukta uyuyorum diyecek. Ama hiç bak hiçbir kötü özelliği yok sıcak haricinde. O da bizim elimizden gelen bir şey yok. Kartı geyiği yaralı kartal kardeşim. Ne durumdasın? 7.4'e düşmüşsün. Güzel bu araştırmamız bittiğine göre şimdi protez. Protezleri bir araştıralım. 2-3 bacak, kol bir şeyler artık bir ameliyatlara da girişiriz. Abi tuzağa çok çarpıyorlar ya. Yelmorti çarptı dedi şimdi alacalı çarptı. Alacalı bir de ölecek yani öyle çarptı. Bak şunu da yıkmanız lazım. Şurayı, burayı da yıkmanız lazım. Hatta onu yıkmasanız onu yıkmanız lazım ya. Ya da yıkma. Şuraya kapı koy, buraya kapı koy. Tamam buradan gelip buna takılacak. Bir de şuralara kapı koy. Bir göreve gelmiş abi. 7 kabile üyesi diyor da sen bize... Abicim şu an olmaz. Şöyle bir 3-4 bölüm sonra... Tam bir şeyi topladığımız zaman köyü ve savunmayı ondan sonra operasyonlara gidilecek. Artık köyde beklemek yok artık dışarılara açılacağız. Of 307 gümüş hediye bırakmışlar oğlum siz ne zengin misiniz siz? Lan kabile üyesisiniz lan siz. Neyse eyvallah. Hop ne oluyor? Neyiniz var? Veba mı? Tehlike. Vebası olanları bir atsın acil. Alperen hemen şuraları temizliyorsun. Buranın steril olması lazım. Şimdi Batuhan'da var sanırım veba. Batuhan yatmış. Doktor da var yatmış. Yelmorti yatıyor. Noko. Noko nereye gidiyorsun? Nallarla oynamaya gitme kardeşim şimdi hastasın sen. Güzel. Alperen tam temizlememiş ama burayı. Temizlemeden gitmiş. Şu anda tertemiz abi. Şu anda tertemiz ama buraya şöyle bir koridor atmamız lazım abi şöyle. Kaldırım taşlarından bir yol. Toptancı gelmiş. Mukim. Toptancıyla bir konuş. İlaçlardan alalım abi ilaçlardan. Ve neyse parası ilaçlara verilsin. Vebada krizi mırize giren olur bir şeyler olur. Bunları hemen tedavi ederiz. Bizim kahvelerden vereceğiz zaten. Bizde bol bol var. 100 tane çay verdik anlaştık yani mesela. Şimdi ilaçları kullanabiliriz buradakilerde. Çünkü Yelmorti'ye baksana abi adamın vebası 31 bağışıklığı 26 yani. Şu an tedavi edilebilir diyor. Hemen tedavi edilmesi lazım. Doktor Alperen yeğit. Uyumak yok kardeşim böyle zor zamanlarda uyuyamazsın. Evet buradaki ışıkları değiştirdim. Burada dışarıdaki ışıklar kırmızı atacağım abi. Burası hapishane olduğu için. Böyle dışarıdaki ışıklar kırmızı olacak. Sonra bak zeminden
Bak nerede o? Soil. Ha bu. Abi bu inşa edemediğimiz yerleri inşa etmemizi sağlıyor herhalde şöyle. Düzeltiyor yani oraları. Hapishane tamam ya. İçindeki mobilyaları attık mıydı? Bir sıkıntısı olmayacak. Bizde şu anda ne var? Bambu var mı? Abi bizde çok sağlam bambu var. Bu bambularla bunların şeylerini atabiliriz. Yataklarını mataklarını. Bak bambu yatak. Hemen buraya atılsın abi şöyle. Cerrahlık. Mukim'de şu anda cerrahlık varmış. Bambu yataklar atılacak. Komodini atmaya gerek var mı yanında? Şimdi komodini ne yapacak hapishanede ama işte güzellik versin. Ortak kullanabiliyor olsunlar. Buraya masalarını yemek masalarını falan atacağım da. Yıkım mı? Ooo. Mukim sende var mıydı tarım? Sende tarım varmış. Bir de iyi bari pirince gelmiş yani yıkımı. O yüzden şimdi emirlerden buraları kes diyoruz. Abi önceden ben bunları tek tek yapıp bekliyordum. Meğerse bu shift olayı bunun içinmiş. Alperen sen... Ooo Alperen senin tarımın 15 lan. Bana böyle sanki Mukim ile Alperen çok yakın arkadaşmış gibi geliyor niyeyse. Bak sorun çözüldü ya. Tertemiz ya. Şunu kes de. Heh. Temiz. Samanlar ne olmuş? Samanlar büyümüş. Eşekler hala burada. Oo kırmızı da bir ayrı bir güzel oluyor bak. Şu zemini ardovazdan atacağım. O yüzden biraz ardovaz lazım bize. Şu içerileri tabii şeyden atacağız. Normal. Halı. Ama turuncu halıdan atacağız tabii ki. Şimdi böyle kare olanından mı atsam yoksa düz halıdan mı atsam turuncuya? Düzünden atayım bunları. İşte bu kare de iyi de. Hapishane olduğu için farklı gözüksün bari. Allah Allah. Abi bir uçak sesleri duyuyorum. Saldırı hemen saldıracaklar diyor. Senin bölgene iniyor diyor. Aman 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 aman. Bizde uzakta biri yok değil mi? Herkes. Şuraya koş. Koş adamlar Allah'tan var ya bak. Biri içeri indi. Diğerleri dışarı indi abi. Can. Acil şunları giymen lazım. Taretler sıkıyor güzel. Nasıl gelmişler peki? Abi roket atar 1, roket atar 2. Bak bu hiç iyi değil. Bu hiç iyi değil. Allah'tan kalabalık değiller. Ama işte goyjoy moyjoy içiyorlar. Böyle delirmiş gibilerdir şu anda. Ve tipler çok şey abi yani. Tom Cruise tipleri var adamlarda. Olacak işte. Neyse Yel Morty. Şuradasın. Roket atar sıkıntı abi. Sıkıntı. Duvarı mı kazıyorsun? Vay aşağılık seni. Coco buradasın. Abi buraya ya işte bitmedi. Bitmedi burada daha. Savunma hatları bitmedi. Alacalı şuraya. Doktor sende de roket varmış. Sen bir arkada dur şimdilik de. Sen lazım olursa artık seni öne atarız. Selo sende silah kullanımı var Selo. Hemen şunu donan da gel. Eşil buraya. Bizim normal Alperen nerede? Ha normal Alperen buradaymış. Yani normal dediğim yani düz Alperen. YT'siz. Siz ne yapıyorsunuz peki? Ortalığı yakmışsınız ha. Bizim eşekler nerede? Bizim eşekler firarda. Kaçıyor. Önemli değil abi buralar önemli değil. Ya zaten bizimkiler yani yatırmış birini. Bu buradan şeyi zorluyor. Bunların canı azalmış. Buralar iyi ya şu anda. Roketli bir tanesi düşmüş zaten. Ben basabilirim bile de şey yapmak istemiyorum ya. Yani. Bizimkilerin canı yansın istemiyorum. Roket tehlikeli bir silah abi. Şimdi bunlar buralarda yürüyor tamam mı? Şurada bir tanesi var. Onu var ya tek yakalasak yalan ederiz de pompalısı varmış. Beklesem... Ha buradaki taretlere mi yürüyorsunuz abi? O zaman ben meydana çıkarım hocam. Abi geri dön geri. Ne yaptın? O kadar da gelme ya. Tam bir tanesi daha yattı. Şu roketli olan sıkıntı abi. Roketli olan ölmedi ya. Bunun canı kaç? 100 daha. Oo şimdi bir dek getirse bizi. Şu bize silah kullanımı iyi olanlar şöyle bir öne gelsinler. Roketli gelmeden, abi roketli aile arkada, roketli gelmeden şunu düşürmemiz lazım. Hemen silah olanlar ön tarafa gelsinler. Hah, kaçıyor musunuz? Öyle bir şey yok. Saldır abi, saldır. Saldırın, yatırın. Bu tabi roket atacak şimdi, onun öyle bir sıkıntısı var. Oy. Herkes serbest abi, vebalı geldiler, vebalı. Sen kime sıkıyorsun lan? Bu böyle manyak gibi içeride kaldı. Pompalısı var bir de ateş ediyor yani. Abi şurada bak bir tane odayı hapishane odası yapacağım şimdilik. Sahipsiz bir oda var mı? Sahipsiz oda yok. Yani şurayı da hapishane odası yapabilirim aslında aynen. Şu en baştaki ne var bak bu hapishane odası tamam mı? Bizim yakın dövüşçülerden. Yel Morty sen roket mi yedin ya? Aynen roket yemişsin de bir şeyin yok. Yel Morty buraya. Can buraya. Batuhan'la Selo da buraya gelsin. Eşil sen de buraya. Şunu bir odası şeyinden çıkacak zaten şimdi. Can hatta sen önden yapıştırsan olur ya. Evet direkt öldü zaten. Tamamız şu anda. Bunlardan düşen silahları alalım ama. Bunlardan bak ilaç düşmüş. Psikodi çayı düşmüş. Roket atar düşmüş. Roket atarı al.
Bizim taretler yalan oldu abi. Bize çok bileşen kaybettiriyor da önemli değil. Biyokotlu silahları alma. Ha şunu ele geçirecektik. Alacalı bir şeyin yok ya. Şunu ele geçirsene. Hatta bunun kaç saati varmış? 11 saati var. Önce stabilize etsen de olur ya. Şunu alın. Bu silah iyiydi. Patır 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 sıkıyordu. Şimdi bu stabilize oldu mu? Ne oldu? Tamam bu geçmiş artık. Sessiz nehir. Bir karakterine bakalım. Yemek pişirme. Tıp çok iyi abi. Tıp çok iyi. Zanaat da var. Onların da hiçbir şey yok. Tamamdır alacalı. Şimdi şunu bir ele geçiriyorsun. Bizde alacalının kanaması var diyor. Acillik bir şey yokmuş ama olsun. Onu ele geçirsen yat. Araştırmamız bitmiş. Biyoniyi araştırsam da biyonik kol bacak mı yapsam diyeceğim de. Dur bakalım şimdi. Ha burada tamirci tezgahı diye bir şey varmış abi. Onu bir araştıralım. Bir şeyleri tamir etmemizi sağlıyor herhalde. Buraların zeminleri de artık atılır da. Şimdi tabii yeni savaştan çıktık. Onarımlar güzel güzel güzel. Unutmadan. Önce bir zeminden. Bizim neydi zeminimiz? Şunun kalkeriydi. Hastalık enfeksiyon diyor. Kim? Alacalı. Alacalı yatmadın değil mi ya? Aynen. Hemen yatıyorsun. Doktor şu Alacalı'ya bir bakıver. Alperen neredesin? Alperen şuraları bir temizlersen sana zahmet. Eyvallah. Tam bitmedi ama bak sen yarım bırakıyorsun buraları. Şurada da kalmış. Yaralı kartalın direnci bitmiş abi. Şunu koldan iyi alalım. Bu burada yatıyor. Bu ne durumda? Bu da iyi. Bu şuranın bir zeminlerini atsak olur ya. Toptancı gelmiş. Şuraya şöyle. Bak şöyle bir kaldırım atsak. Şuraya devam etse. Buradan da şöyle gelse. Gelme ortaya bak. Hasta yatağından kalktı. Şuraya kazıyor. Aha yeni alım dedi. Güzel. Tam bir savaşçı, inşaatçı, madenci, her şeyi yaparımcı. Karakterimizi hemen çekiyoruz. Evet abi Mr. Bahtsız çıktı. Bahtsız. Söylenmesi de zor. Mr. Bahtsız kardeşim hoş geldin. Hemen senin işlerinden sen de tabii ki de şeye 1 veriyoruz. Senin de inşaatı 2, madene de 2 vereyim ya. Onun harici sana da bir zırh ve sana da bir kask lazım şimdi. Sana da bir oda lazım. Şuradaki odalardan bir tane lazım. Odun varsa senin şeyini odundan atalım. Bahtsız sen var ya şu anda inşaat yapıyormuş ama sen buradan şunu donanırsın ya. Tamam senin kaskınlı şeyin de hazırlanıyor. Güzel güzel bak şuraya atmışlar. Bize kervan da geliyor. Bunlar şey mi ya? Ooo toksit fallout geldi. Çok önemli mi? Bize vurur mu yani şu anda? Çok da vurmaz gibi duruyor aslında ya. Buraların hepsi kapalı alan çünkü. Şuranın üstü açık sadece. Onda da bir şey olmaz ya. Bir şeyi denemek istiyorum bak şimdi. Gaz maskesini denemek istiyorum. Araştırma ekranından tüplü televizyonu bir araştır. Bak şuradan bir gaz maskesi yaptırtacağım bizimkilere. Hatta buradan değil gaz maskesini direkt şuradan terzi masasından yapıyoruz. Bir de şey istiyor ha yüksek kaliteli bileşen istiyor ha. Şu gaz maskesinden bir tane. Batuhan neredesin? Batuhan şuna bir öncelik ver bakalım. Bir deneyeceğim gaz maskesini. Ali sen de bir şurayla bir konuş. Bunların bir şey satacağını zannetmiyorum diyecektim. Zaten adam gibi bir şey satmıyorlar. Bunların parasını alacağız ellerinden. Ha bak yemek satacaktım ama yemek şimdiki şey olabilir uzun sürerse bu. Toksit çökelti zehirli gaz. Bize sıkıntı çıkarabilir. Davar ve inek satıyor ya. Şimdi toksit çökelti de ölecek bizim davar ve inekler de. O yüzden dursun şimdi ya. Şeyi atmadan, çiftliğimizi atmadan bir şey almak istemiyorum hayvan olarak. Tamam ver ya. 1000 gümüş kadar parasını aldı gelinden. Vahşi savaşçı sessiz nehir. Ne oluyor sessiz nehir ya? Dur ya daha yatıyordun hemen yeni uyandın da. Orası kırılır mı? Kırılır. Bizimki iki vurdu kapı kapandı ha. Vurmayın lan diğerlerini bekleyin. Canı zaten 49. Neyse girin de şunu dövün ya. Güzel. Şunu bir şey yapın ama. Ele geçirin. Bunu hatta buradan alın. Tamam mı? Can. Can sen yavaşsın ya. Koko. Bunu al. Şuraya ele geçir ya. Şu odaya götür. Ay pisicik titreşim ya. Oo. Toksit çökeltiden şu an etkileniyor musunuz ya alacalı? Bir şeyiniz yok ki ben şu anda. Şuradan giriş çık yapınca çok etkilenmiyorsunuz herhalde. Da şunlar etkilenecek. Şunlar ölebilir yani. Samanlarımız da daha yeni büyümüş bir de. Mesela bu eşekler etkilendi mi? Eşeklerde de daha başlangıç olarak bir şey yok. Kervan noktasını şuraya çekerim. Eşekler burada takılsın. Ya canı böyle çok yavaş görünce var ya sanki morali çok bozukmuş gibi geliyor. Mr. Bahtsız şimdilik şurada yatıyor. Çünkü o bir bahtsız. Bak buraya bir gaz maskesi attık. Şimdi bu gaz maskesini Mukim'de deneyelim diyeceğim. Mukim'in şapkası varmış. Ha Noko. Alperen dur bir şunu bir önce şunu bir giy. Nerede o? Kim giydi lan onu? Mukim giymiş. Tamam Mukim. Kahve yapma da şu samanları o zaman hasatla sen. Bir bakalım sen etkilenecek misin şeyden. Kafanda şu şey varken. Bak şimdi burada takılanlar da var. Mesela normal Alperen'de zehirlenme ilk teşhis ortaya çıkmış şu anda. Bakalım Mukim buradaki işini bitirdiğinde Mukim'de öyle bir şey çıkacak mı? Çıkmazsa ondan 2-3 tane daha yapalım. Tarım şeylerin hepsi ölmüş ama ya. Bak doktorda şu anda zehirlenme yok. Mukim'de de şu anda yok. Ali var mesela. Ali'de var mesela şu anda ilk teşhis. Mukim sen daha buralarda takılman lazım.
Şimdi 799 tane saman getirmişsin bize ama yetmez. Şunlar da ölecek şimdi. Şuradaki samanlar da ölecek. Hadi bakayım. Şuralarda bir asatla. Doktorda zehirlenme ilk teşhis ortaya çıktı. Umut geliyor oradan. Alperen. Alperen hemen git bakalım. Sen git. Git uzaklaş buradan. Buralar senin için tehlikeli. Ha burada şey yok. Burada zehir yok. Ya Alperen'cim ya gitme lütfen oraya ya. Abi Mukim'de şu ana kadar bir şey yoksa büyük ihtimalle zaten yok olmayacak diye düşünüyorum. Bak mesela Noko'da da şu anda yok. Mukim'de sağlam yok bir şey ya. Harbiden bu kesiyor herhalde o zehirlenme şeyini. Yeni aşıklar diyor bakalım. Can ve Selo. Hayırlı olsun Can ve Selo. Hadi bakalım. Alperen öleceksin ha öleceksin. Gel şuraya artık ya. Ya buradan toplayacağımız şeyler bitti. Bir tek şunlar kaldı. Onları da Mukim'e toplatacağım. Kalan herkes gitsin abi. Hayır bu zehir buraya nasıl geçmiyor ya? Şurada şey yok çünkü yani. Kapı yok yani. Şimdi Mukim. Şunların hasat edilmesi lazım. Son bak bunları bir de şunları hasat et. Tamamdır artık. Senden başka bir şey istemiyorum ben. Ne yapıyorsun lan burada? He? Hırsızlık mı yapmaya geldin Jerome? Ya dışarı çıkılmadığı sürece hep burada takılınıyor. Şu kaldırımlar istediğim gibi gözükmedi abi. O yüzden onların hepsini kaldırıyorum. Kaldır oraya beton atacağım ben. Full beton olacak burası. Eşekler zehirlenmiş. Hemen şu kervanın noktasının yerini bir değiştirelim. Kervan noktası burası artık eşekler. Oraya gidin. Umut şu eşeği sen al. Coco nereye gidiyorsun? Kalker bloğu yapıyormuş. Yok kalker bloğu kalmamış mı lan kalker içeride? Haa. Boşver gel. Ali gel. Herkes bir içeri girsin. Artık dışarıya çıkışa izin yok. Artık herkes içeride takılacak. Allah Allah. Bak bu sıkıntı işte abi. 3 tane pikeman, 8 tane lanzer var. Ciddi sıkıntı. Onun için ne yapıyoruz? Hemen havan yapmamız lazım. Şuradan öncelikle bir yakıt yapmamız gerekiyor. Organiğinden 70 tane şey verirsen abi sen bize bundan ver 4 tane tamam mı? Burada zırhlar mırhlar yapılmış mı ya? Mr. Bahtsız giydin mi sen zırhını? Seni zırhı başkası giymiş. Kim giydi? Ya da daha yapılmadı. Yo yapılmış. Sen giymişsin de üstünde de parka var ha. Ha tamam. Sıkıntı yok. Ama senin kaskı eşil giymiş. Sana yaptığım kask böyle farklı bir kasktı onu eşil giymiş. O da önemli değil ya. O da olur öyle şeyler. Noko'nun kaskı yok mesela. Şimdi buradan bize aciliyetinden havanın topu mermisi lazım abi. Yüksek patlayıcılısından. Şöyle bir 15 tane yapılması lazım. Sonra havan nerede? Aa, çelik havan topu için artık farklı bir şey istiyor ha. Bu ne lan? Abi güçlendirilmiş namlu diye bir şey istiyor bu. Onu peki basabiliyor muyuz buradan? Var mı güçlendirilmiş namlu diye bir şey? Şurada var mı? Nereden bulacağım lan ben onu? Baktım abi şimdi üretilemiyormuş. Bunu gelen ziyaretçilerden veya şeylerden alabiliyormuşuz. Gemilerden filan. Şu anda bir gemi var mı? Mr. Bahtsız. Egzotik mal tüccarı var 2 tane. Gel bir konuş. Varsa onu da bu barrelden alalım. Güçlendirilmiş namlu satıyor musun hocam? Sen satmıyorsun. Heee. Bileşenlerini ver ama. Bileşenlerini ver şimdi lazım olabilir. Şimdi diğerini ara. Biz bunu mu aramıştık şimdi? Aynen bunu aradıydık. Şimdi bir alttakini ara bakayım. Bunda da yok. O büyük ihtimal silah tüccarında falan olur ya. Baksana burada da yok. Bu yakıt satıyor ama. Yakıt da lazım bize şimdi. Ama karşılığında sadece altın, plaçelik falan istiyorsun. O zaman yürü git. Dışarı düşüyor bir de ya. İçeri de düşmedi. Buranın çatısı mı var artık arkadaş? Bir egzotik mal tüccarı daha geldi be can. Sosyalliğin sıfır ama. Doktor. Sende olsun be. Sende de yok ki arkadaş. Bu neymiş ya? Tamamdır abi. Şu anda hapishaneler tamam. Buralara bir tane heykeller gelince buralar tamam olacak. Yani asıl sıkıntı nerede lan o gemi? İyi gemi de tam orta bir yerde aslında da. Bize şey gelse aşağıdan gelmesi lazım şuralardan. Bu gemiyle karşılaşmaları için. Ticaret kervanı falan da bunlar karşılaşınca gemi bize saldırır. Bu böyle yayıldıkça buradaki bütün bitkileri öldürecek. Doğru mudur? Doğrudur. Bizde şu an yemek stoğu yeterince var mı? Var. Artık diğer bölüm bu sorunu çözüp şuraya bir tane hayvanlar için alan atmamız lazım. Yani bence hapishanemiz fena olmadı ya. Hatta şurayı şöyle tam ortadan kesip şuraya iki tane daha oda da yapabilirim. Hapishane güzel. Şuradaki hapishane odası tabii çok güzel gözüküyor da bunun zeminindeki tanesi 35 arduvaz mı neydi öyle bir şeydi yani. Burada betondan attım böyle. Ortalık pislenmesin, pislenip durmasın yani. Şu ortam güzel. Şuraları full böyle kalker kaldırımla bir şey yapabilseydim zeminle. Daha güzel olacaktı ama. Neyse. Burayı attığım için. Hatta bak burayı attım ya. Şimdi ne yapabilirim biliyor musun? Diğer bölüm abi. Buradan direkt böyle 8 tane falan insan çıkartabiliriz böyle. Hepsini buraya tıkıp hepsini tek tek evcilleştirip sonra böyle toplu 25 kişi falan buraya saldırıya gidebiliriz yani. Havan topu bulamayacaksın. Çünkü bayağı bir kayıp verme pahasına. Öyle deli bir şey gelebilir. Neyse buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi unutmayın.